sevgili anneler. Bugün yanımda hamile pilatesi ve hamile yogası eğitmeni Gözde Biber var. Merhaba Gözde. Merhaba Necla. Ve 28 haftalık hamilemiz İclal var. Ben çok sırt ağrısı yaşadım. Özellikle doğumdan sonra emzirme döneminde, bebeği taşıma döneminde çok fazla sırt ağrısı çektim. Gözde, hamile annelere ve yeni doğum yapmış annelere sırtlarını güçlendirmek için birkaç tane egzersiz gösterebilir miyiz? Hem hamile anneler hem yeni doğum yapmış annelere gerçekten emzirme sürecinde bebeği kolunda taşırken hamilelik boyunca da karnında taşıdığı yükle beraber omurgada öne doğru bir kapanma gerçekleşiyor. İcralde de bel ve sırt ağrısı o yüzden bu şekilde. Ama sırtı güçlendirmek için lastikle yapacağımız çalışmalar var. Lastiğiniz yoksa öncesinde yapabileceğiniz en temel hareket sandalyenin üzerine oturup kolları ileriye doğru kaldırdığın ve tekrar geriye doğru başlangıç pozisyonuna geldiğin bir yer. Çok basit gözükmekle beraber sadece sandalyede oturup kolunu kaldırıyormuşsun gibi gelse de sırtı dik tuttuğun zaman ve yukarıya uzandığın zaman göğüste bir açılma, sırtta farklılaşma ve tekrar indir kolları, nefesi boşaltırken uza yukarıya dümdüz olsun kollar, bükülmesin burada ve tekrar indirdin. Uzanırken boşalt nefesi, alırken süper. Dirseklerini geriye doğru ikisini birlikte çekerken sırtı dik tutmaya dikkat ediyorsun ve tekrar başlangıç pozisyonuna gel. Dirsekleri çekerken işte o diklik Necla. Kaslar tam orası. Evet. Ve uzandığın zaman nefesi adapte ediyorsun ve buradaki akışta o sırtın, göğsün açıklığı, sırtın dikliğiyle o kapanan omurgayı tekrar geriye doğru toparlamak. Karnın burada nasıl hissediyor? Rahatsın. Dizlerin arası biraz açık. Ayaklar sağlam yere basıyor. Burada birinden yardım almak veya kapı koluna takmak çok efektif olacaktır. Bu iki hareket gene en temel ve en rahat yapabilecekleri, her yerde uygulayabilecekleri hamilelerin ve yeni doğum yapmış annelerin ve hızlı uygulayabilecekleri bir alan. Evet. Sevgili anneler, gördüğünüz gibi ikisi de çok basit, her yerde yapabileceğiniz hareketler. Yani spor kıyafeti giymenize, hani o moda girmenize gerek yok. Her yerde yapabilirsiniz, bebeğiniz uyuduğunda yapabilirsiniz eğer bebeğiniz dünyaya geldiyse. Yalnız yaparken Gözde'nin de anlattığı gibi hareketi doğru bir şekilde gözlemleyip doğru bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.